Şimdi Emine Hanım'la dün sizi tanıştırmıştım. Bir anne Emine Hanım, 7 tane çocuğu vardı. 68 yaşında, Antalya'dan yayınımıza katılmıştı. Kızı Esengül Kayalı'nın 3 Şubat'tan beri kaybolduğunu, bütün bunların sorumlusu olarak da damadı Mehmet Ali'yi göstermişti. Mehmet Ali de burada kayınvalidesiyle yüzleşmek için, ama önce Emine Hanım'ı çağırayım bakalım. Yani bayağı bir damada kızgın. Damat da ona çok kızgın. Yuvasının bozulmasının nedenini kayınvalidesi olarak gösteriyor. Lütfen gelir misiniz Emine Hanımcığım? Hoş geldin Emine Hanım. Hoş bulduk. Senin damat bu kadar kötü biri mi? Bu kadar problemli biri mi? Sen kendini büyütmüşsün yani. Problemli olmasa kızım böyle olmazdı Didem Hanım. Ya yani kızının burada olmamasının nedeni? Damat. Damat. Peki evet. Geç oraya lütfen. Ama şimdi ben senin kızının kalbiyle ilgili farklı şeyler de duydum. Senin kızın tam olarak sevgili Emine Hanımcığım, çok bağıramıyorum, beni duyuyor musunuz? Abi, duyuyorsunuz. Yani tam olarak ayın kaçında, ne zaman kayboldu? Üçü müydü, dördü müydü? Üçü, ikisi veya üçü, ben tarihleri bilmiyorum. Şubat ayında. Evet. Ya ikisi ya üçü. Ama sen başvurduğunda kızının ne zamandan beri kaybolduğunu söyledin. Ben bir hafta sonra her yeri aradım damadımla. Ya sen kızından hiç haber al. Yani en son başvurduğunda, yazılı olarak başvurduğunda, kızın işte damadının halasına yardım etmeye gidiyor ya, onu bakmaya gidiyor ya Esengül. Sen kızını hiç telefonla konuştun mu en son? Beni engellemiş. Ne zamandan beri kızına? Beni bir aydır, 2-3 aydır engelliyor. Hayır, 2-3 aydır hiç konuşmuyorsun tabii, kızınla. Tabii. Hiç. Hayır, beni engelliyor. Engellemesinin nedeni ne peki? Hiç senin? Bilmem. Engelliyor beni. Konuşmak istemiyor seninle. Yani beni tek değil, ablasını, beni, babasını, hepimizi herkesi engelliyor. Herkesi yani. Evet. Bizi istemiyor, istemiyor. Bunun nedeni de şey mi? Mehmet Ali mi? Tabii ki. Annem psikoloji bozuk onun. Bütün sorumlusu Mehmet Ali, Esengül'ü aldatıyor. Ondan sonra olanlar oluyor bak, yani. Aynen öyle. Aldatıyor. Ben damadımın, yani bayan gördüğün yanında gördüğüm yok. Ama söylenenler doğru. Ha, duyduk. Sormadın mı damada? Evet, sordum. Hayır diyor. Yapmadım diyor. Peki gittin de niye gittin? Niçin bir buçuk sene gittin, iki sene gittin, gelmedin? Elektriği kestin, suyu kestin, evde yiyecek yok. 25 yıllıkta evde yok, 3 tane çocukları var deterjan yani. Deterjan yok, evet. Su kesik, ceyran kesik. Aynı o gün bırakıp gidiyorsun. Peki neden? Bu eziyet yani. Neden? Bu eziyet değil mi ya? Neden annem? Allah Allah, dediklerin doğruysa eziyet neden? Yani. Neden? Çağır, damat bir gelsin, evet. Onu çağıralım, onunla konuşalım. Dövdü, sövdü, attı demiyorum ben. Bunlar bir gerçek. Peki Esengül'ün kocası, o da aslında eşini arıyor. Arıyor. O da bir haber almak İkimiz istiyor. İkimiz beraber aradık. Beraber de şimdi ayrı yerlerdesiniz. Her yerdeyiz. Mehmet Ali Bey, gelin lütfen, buyurun. Bucağa gittik, oraya gittik, her yere gittik. Merhaba, selamlar. Merhaba, hayırlı yayınlar. Sağ ol, teşekkürler. Sizi bu tarafa alacağım. Tabii. Damadınız değil mi? Evet, evet. Doğru insanı çağırdım. Evet, doğru. Besledim, büyüttüm, kızımı verdiğim damadım. Konuşuyor oğlum musunuz? Yani. Konuşuyor Konuşuruz musunuz? Benim tabii tabii, yok yok, öyle bir şeyim yok. Kötülüğüm şu ana kadar olmaz. Hayır hayır. Ne oğlum, dün birbirinize bir sürü şey. Dün bana beni yalancı çıkardı. Benim kelimelerimin neresinde yalan var? Efendim. Onu istiyorum. Eşin ne zaman kaçtı, bana onu söyler misin? Eşim ayın 31 Ocak gece yarısı saat 2'de. Halam, yengemin yanına gidiyor bucağa. Evet. Rahatsızlanmış. Yoğun bakın attıklarını söylüyorlar. Siz göndermediniz. Hayır. Kendi yani benim isteğimle... akrabalarıma gitmek, hayır, efendim, onlara hayır, bakıcılık hayır, yapmazsa bakıcılık. Sadece bu, kayınbiraderim evimizden çıkmamız için yoğun baskı yaptı. Küfür, tehdit, her şeyi aldım zaten. Kimin evinde kalıyordunuz? Kayınbiraderim evinde. Orada yaşıyordunuz. Kim, evet. Kim sana tehdit mi yaptı? Evet, yaptı. Telefonlarda dedi. Telefonlarda inceleyip bakarız. Osman kim, kayınpeder mi? Hayır, kayınbirader. Kayınbirader. Macaristan'da yaşıyor kendisi. Ha, onun evinde oturuyorsunuz. Onun evinde. Suna Deniz kızım var. Kendileri dahi telefonda bunları duydular. Şimdi o esnada bunların hepsini bildiği için bucağa gitti. Bunu aldı evden artık.
Çıkalım gidelim. Akrabalarından. Akrabalarıma gittim. Sizin yüzünüzden. Bunaldı mı? Evet. Öyle diyor. Sizin yüzünüzden sen beni evden kovaladın. Benim yüzümden bunaldı. Tabii bak, sen beni bak, küfür ettin. Bak bir dakika. Dün, ben, bak, kaç yayındır sen konuştun. Ben bir konuşayım efendim yani. Beni herkes tanıyor bak. Beni de kendine tanıyor. Kendine efendi ol. Dürüstçe konuş. Ben ne dürüst olmuş, konuşuyorum. Sen dürüstçe söyle. Biz arayıp bulalım bak. Ben yatsa yatarken sen bana eve gelip de Kürtçe ve Türkçe bu adamı bu evde niye besliyorsun? Ben her kovala zaman dedin söylüyorum. Mi demedin mi? Ben her dedin zaman mi demedin seni mi? Atmaları lazım. Evet işte. Aa, evet. İstedim. Çünkü benim kızıma derecede hayır küfür, evden değil tehdit, evden değil. Atması için. Bir dakika bir saniye ne diyorsun? Evden değil o kızdan boşamaları lazım. Efendim ben zaten eşimin şu anda gelse artık ben istemiyorum. Bir kaçtı, iki kaçtı, sen üç kaçtı, sen dört olmaz. Kaçtı. Ben Bucağı düğüne gidiyorum. Kaç kez evden gitti senin eşin? 4 defa gitti efendim. Öyle niye mi? Gitti? Sorsana gitti. Kayınvalideyle konuş o zaman. Niye gitti oğlum? Sen kız bana mi? Baskı yaptın, tehdit ettin. Kızın dayanamadı, çekti gitti. Ay kocama be. Dedi. Ne yalan söylüyorum dedem hanım, yalan iftira. Antalya'da herkes tanıyor. Öyle herkes Allah. De biliyor beni. Senin kız kızın demiş ki bastın, senin kızın yapma, bak, Erol, bak, birbirinizi dinleyin ama birbirinizi ama dinleyin. Sen konuşuyorsun. 2 ayındır sen konuştun ama şu an bende söz hakkı. Söyle, bana söyle, çamur baba. Atıp durma artık. Atman. Sen kendin benim evime ben yatakta yatarken Nebi Erdal sen demedin mi bu affedersiniz hani ağır kelimeler kullandı mı kullanmadı mı? Doğru. Kızımın içinden atın. Evet. Ben de Didem Hanım buna dayanaraktan ben evi terk ettim efendim. Ama niye? Gittim, o zaman mı terk etmiştin? Çünkü yani ya o kaza zaman, olacak. Bir dakika bir dakika. Ya birileri bir şey yapacak. Bak ne diyor kayınvaliden bir dakika. Diyor. Sen o zaman mı terk ettin yoksa evet. Ondan bir sene sonra mı söyledin? Hayır. O gün evi vardım. İki takım kuşlarım vardı. Sen kuşlarıma dahi bana müdahale yaptın. Kuşlara mı? Evet, kuşlara mı dahi evimde istemedi beslememi? Ben sana söyleyeyim. Hayır, bir dakika, bak, bir dakika özür dilerim. Kuşlara niye istemedi? Kuş besliyordu. Moruyamak hiçbir şeyim yok. Ama yani çok güvercin mi besliyorsun? Hayır efendim, muhabbet kuşu. Evi var ha, ya, kuşu. Doldurmuş kuş. Doldurmuş dedi, 4 evin tane efendim. Evin her tarafı başka berbat. Yok. Ne 4 tane kuş ne olacak? Bir yere gitti bak ya, birini zaten. Gönderin, temizliğini ne 4 ben tane yapıyorum. Ne? Aynı anda konuşuyorsunuz, anlamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Sen kuşu bırak. Kendi eve size ne Emine Hanım? Çok karışıyor sen, efendim. Maçıma pis, karışıyor, pis, pis, oturduğuma karışıyor. Gelen misafirime dahi karışıyor. Şahitlerim var. Kapıcımız var Ferit Bey. Arayın. O size neler yaşadığınızı tamam. Hepsini anlatsın. Emine Hanım çok mu karıştınız? Evet annem. Çok karışıyor. 20 yıldır karışıyor ya. Bak benim karıştım kızıma... Karıştım yani bunaldım. Ben kızım evi terk için. Ettim, terk etmedim değil. Gittiğim gün evimiz elektrik kesildi Didem Hanım. Neden? Siz kesmişsiniz. Kaç hayır. Ay vermedin? Hayır. Ben kaç ay? Bak kaç ay değil. Kaç ben ay ödemedim? Senin oğluna kredi çektim. Ödeyemedim. Kaç para? Bir dakika ya ben anlatayım. Kaç para? Bir dakika kaç para deme. Kaç çektin para? Çektin mi çekmedin mi? Çekmedin. Sen geldin bir hayır. Sene sürmedi evimde kira. Ben bak böyle iftirata takısı dolduruyor. Niye iftira atıyorsun? Didem Hanım canlı ben yayında. Ben anladım ya Didem aranızda Hanım bir şey söyleme. Ben Esengül'ün neden evden kaçtığını anladım. Anladın mı? İkinizin tartışması. Sana yemin ama ederim ben bunun evlerini komşuları bağlayayım. Efendim. Bu çocuk gittim, iftira atıyor. Bir dakika bir öyle bir dakika. Bu çocuk benim kızım gideli. Hasta düşeli tam 3 yıl oluyor. 3 yıl. Evet. Nedeni de şuymuş Mehmet Ali. Nedeni bu evden gittiğinden sonra aldatmışsın öyle diyor. Kesinlikle. Evet. Görgü tanıkları varsa canlı yayına getirsinler. Ben gözümle görmedim ama söyleyenler var. Bak bir şey söyleyeyim aynı anda konuşmayın evet. Birbirinizi dinleyin. Ama ben onu dinliyorum. Tamam. Benim ama akrabam var. Bir şey söyleyeceğim. Kayınvaliden hiç göz teması kurmuyorsun. Neden? Yok. Bak, yüzü ben, tutmaz. Ya bakarım niye bakmayayım efendim. Tutmaz. Benim akrabam var. Akrabam bunların akrabaları. Ama sonuçta. Diyor ki ben diyor dışarıdan çıktım ablama sığındım. Hanım bunu soracağım. Sen neden evi terk ettin? Senin gittin. Küfürlerinden hayır artık. O bunu zaman yoktu artık. Yalan söyleme. Küfür anneme benim kemikleri kızım, sızlıyor kadının ay, ya. Ben anneye küfür etmem. Yalan ya. Söyleme bak. Niye yalan söyleme? Yalan söyleme. Telefon kon. Ölülere küfür etmem. Şuraya çıksın da. Döverim söverim ama yapmam. Yaparsın. Sen yaparsın. Didem sen Hanım. Başka neler yazdın bana? Bir şey sorar kendine mısın? De ki sen neden evi terk ettin? Tamam su. Bundan 3 sene eve. 3 sene eve değil. Hiç arada bir şey yok. Ben 15 ay dışarıda sokaklarda yattım. Dükkan.
15 ay. Nerede? Dükkanda yattım. Ablanın evinde yatmıyor. Ablamın evinde yaşadım. Ablamın kocası kuşlarım istemedi. Ben çıktım gittim. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Ama bir şey söyleyeyim. Ablan da istememiş kuşları. Evet, ablam da istemedi demek yani. Demek ki iyi bakamıyorsun o yüzden. Hayır yani. Bakıyorum, alıyorum. Pazar tamam günleri kuş pazarında satıyorum efendim. Alıyorum, canlı hayvan alıp satımı ama yapıyorum canlı yani. Canlı hayvan alımsa yapıyorsun da, bilmiyorum bu yasal mı bilmiyorum ama evin içinde yaşadığın yerde doğrudur. Olmaz yani. Hayır efendim, belgelerim de dahi var. Evin içinde, evin içerisinde değil, balkonda besliyorum efendim. Ne balkonu be? Evet, kapalı balkonumda besliyorum. Gidin ne evimi araştırın. Yatak odasında ya. Ya bırakın, ne yatak odası? Yatak odasında kızım ya. Çıksın söylesin ya. Ya tamam kızım çıksın. Hayır canlı bir şey çıksın. Ya. Kuşlar yatak odasında mı? Hayır evet. Efendim, balkonda. Evet, balkonum böyle dev balkon kapalı. Üstüme basa basa evet. Arayın şimdi kızımı, Kamyonör Kayalı, Eğitmen Kayalı. Ya sevgili gitti, arayın. O da bitti. Ama bak devamlı beni bir dakika konudan konuya atlamayın, bir atlama, sakin olun. Evet. Ama asıl problem şimdi gerçekten ikinizin tartışmasından Esengül bıkmış. Evet bıktı. Kayınvalidemin çenesinden bıktı. Bak. Ya da senin çenenden bıktı, özür dilerim yani. Ya söyleme, tamam da İdem Hanım sana hani ya. Sabahın 7'sine ben gidiyorum, akşam 8'inde 8.30'unda evime geliyorum. Ne demek? Nasıl ya? Ne demek? Ya beni peki, bunalttın. Diyor, peki bir dakika diyorsun, bir dakika. Ya tamam ne sen var, söyledin ben ya dinledim. Ya bırak üstüme gel sen durma artık ya. Sen çalışıyorsun parayı ben ne yapıyorsun? Ben bu saatten sonra senin kızını istemiyorum. Sen de sen de vermem çünkü ki zaten. Çünkü sen ferahlı Emine artık. Emine Hanım sizin bırak, mi parasından istediğini parayı eve bakmaz. Bırak. Eve bakmıyor ekmek mu? Getirmek. 23 yıldır eve madem bakmaz. Bakmıyorum. Bir saniye 23 yıldır bakmıyorum da. Ben. Kızın. Ben. 70 kilo aldığımda şu an şişti, senin kızın 140 kilo. 140. Gel lan konuşma. Anne alakası var. Ya bırak ya. Çocuğum, bakmıyor bakmıyor deme ya. Sen ekmek mi yediriyorsun? Boş ekmek bana. Boş. Bir şey söyleyeyim annesi mi? Annesi bakıyor annesi. Bir dakika bir dakika. 140 kiloysa iyi baktığın için değil. Heh. Bakamadığın için 140 kilo. Hayır, bakamadığım için değil. Bir insan 140 bakmıyor kiloysa diyor. Stresten, bakmıyor. Stresten yemiş. Stres. Ya tamam yemiştir Bilmem, efendim. Ben boğazımı yemem diyorum. Tamam ya. Beni, almamış ay, mıyım? Beni çok zorluyorsunuz ya. Evet. Ay, bir dakika evet. Hastayım ben ya bugün. Boğazım ağrıyor. Didem Hanım ya ha. O konuşsun ben susayım sen ya da ben konuşayım o susun yani. Hayır birbirinizi dinleyin. Ama ben dinliyorum bak. Tamam. O benim annem de yok babam da yok ben öksüzüm. Ha canım. 96'da annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Pardon 98'de. Ondan bu yana kayınvalidem hep üstüme gele. Gelemi. Maça gidiyorum efendim ya Antalyaspor maçına gidiyorum. Evet. Telefon aç. Bir baktım kayınanım arıyor maç esnasında. Mehmet Ali neredesin maçtayım. Ya kızım orada aç susuz. Ya kızını ben parasını vermişim, evet. Yemeni yemişin. Maçta. Ya maçıma karışma ya. Maça gidiyorsun o ya maç karışma parasını maçıma, ver ona maçıma, maçıma karışma benim özel ekmek hayatım al, ya. Ekmek dolabı doldur. Ya dolabım da ya o seni al, ilgilendirmez. Deterjan. Ben maçıma gittim ya sen karışamazsın deterjan ya. Deterjan al da evi temizlesin oğlum. Ya temizle tamam senin kızın temizleyecek. Ben almıyorum deterjan mu? Deterjan yok. Kızdırırım ya böyle neyle yapma. Neyle yapsın? Ya bak.